Artçılar devam ederken hemen. Al işte bir saat önce 4.7 olmuş demek. Anladın mı? Nasıl demek? Bir abimizin milletvekili adaylığını sizlere duyurmamız için önce toplanmış bir partiyiz. Bu programı daha önceden yapacaktık ama malumunuz 6 Şubat'ta hiç istemediğimiz, üzüldüğümüz bir deprem olayıyla karşılaştık. O yüzden ertelemek zorunda kaldık. Erdoğan Başkanımız Allah nasip ederse milletvekilliğinin adaylığına başlayacak. Sizlere de bir beykozlu olarak, bir beykozlu milletvekilliğe adaylığınızın tutması için sizleri buraya tartıma çağırıyorum. Kahvaltı beraber toplanalım diye. Sözü Erdoğan Başkanım. Arkadaşlarımızdan. Şimdi Erdal Demir arkadaşımız daha önce AKP'de siyaset geçmişti. Aslında daha öncesinde MHP'de bir geçmişi var. Birlikte yönetimde MHP yönetiminde 99-2000 yıllarında. Sonra ayrıldı bizden, AKP'de siyaset yaptı. Daha sonra AKP'den de artık kendine göre orada oluşunu, oraya gidişinde bir hata gördü ve eleştirerek hakikaten oradaki olumsuz davranışlar, olumsuz tavırlar, ülke yönetimindeki olumsuzlukları görüp partimize katılmak istedim. Bu arada kongreye kadar dışarıdan divanımızda yer aldı. Sonra da Beykoz'dan ben milletvekili adayı olmak istiyorum dedi. Biz de, benim şöyle bir şeyim var, Beykoz'dan partimizden çıkacak, partimizin milletvekilliği, meclisliği, belediye başkanlığı, il yöneticiliği, genel merkez yöneticiliği, Beykoz'dan çıkacak her arkadaşımızın arkasında durmak, onun yanında durmak, ona destek vermek, ben bütün siyasi partilerde olması gerekir. Biz de benim üstümde onlara destek çıkmak, sahip olmak, arkalarında durmak bizim görevimiz dedi. Şimdi aday adayları için, milletvekili aday adayları için Erdal kardeşimiz başladı. Onun sonuna kadar yanındayız. Erdal kardeşimizin haricinde başka aday adayı olacak arkadaşlarımız da var olacaktır. Allah hayırlısı nasip etsin. Sonuna kadar omuz veriyoruz. Elimizden geleni yapacağız biz. Resim abi başkanım. Alın efendim. Abi süreci kısaca özetledi. Doğrudur. AKP'de siyaset yaptım. Meclis üyeliği yaptım. Hiçbir zaman da AKP'de siyaset yaptım diye şey yapmıyorum. Bunu bir eksiklik olarak görmüyorum. Çünkü bu ülkede partiler çok ciddi iddialarla kuruluyor. Sonra zamanla partilerin içerisine düzgün insanlar yerine partileri, devleti, köşe dönme aracı görenler kümeleniyor. AK Parti'nin geçmişi de budur. İşte bir Ahmet Davutoğlu'na hırsız kimse diyemez. Bir Ali Babacan'a diyemez. Bizim partimize de gelen Turhan Çömez var. Şu an parti sözcümüz. Kimse hırsız diyemez. Sadece bunlar bir iddiayla çıktılar. Topluma inandırdılar. Ama sonra o iddialarının boş olduğu ortaya çıktı. Benim de geçmişim aynı şekilde. AK Parti'den meclis üyeliği yaptım ama hiçbir zaman Beykoz'da tek işleri siyaset olan, hiçbir meslekleri olmayan, her dönem ya belediyede ya bir şirkette yönetim kuruluyla, belediyeye mal satarak köşe dönen insanlar var. Bırakın onlarla birlikte olmayı, şu an sizinle birlikte olduğum kadar vakit geçirmişliğim yoktur. Bunu bütün Beykoz bilir.
Evet, İyi Parti Türkiye'de gerçekten her şeyin tek adam rejimine bağlandığı dönemde bu işe dur deme iddiasıyla ortaya çıktı. Biz de Sayın Genel Başkan'ın Türkiye'de tek adam rejimini durdurmak için verdiği mücadeleye inananlardanım. Partimiz zor şartlarda kuruldu. Ama cesurlar hareketi olarak milletin teveccühünü kazandı. İnşallah ülkeye güzel hizmetler yapacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bunun bir içerisinde olmak istiyorum. Yani buraya gelirken dedim ben yerel basınımızla ne konuşacağım dedim. Kendimce düşündüm. Netflix'te bir film var. Don't Look Up, yukarı bakma. Türkiye 10 yıldır yukarı bakma şeklinde yönetiliyor. Aslında liyakat bitmiş. Devlette yönetim bitmiş. Şeffaflık bitmiş ama diyorlar ki siz ümmetin liderine bakın. Yani demokratik değerler sıfırlanmış. Dolayısıyla yukarı bakma, siz reisin ağzına bakın diyorlar. Ama artık millet kimsenin ağzına bakmıyor. Millet şunun farkında, birileri yalan söylüyor. Yalan söylediklerini kendileri de biliyorlar, karşılarındakiler de biliyorlar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Eskiden çalıyor ve çalışıyor denilmiyordu. Toplumsal ahlak erozyonunu başardılar. İnsanlar artık çalındığını biliyor ama çalışıyor diyor. Bunlar çalmaz ama çalışacaklarından emin değiliz diyor. Bizim iddiamız kamuda görev alan çalışacak ama çalmayacak. Bal tutan parmağını yalamayacak çünkü referans aldıkları İslam dini o parmağı kesmeyi emrediyor. Eğer bal tutan hırsızlık yapıyorsa devlet imkanlarını kullanan çalmayacak. Çalan insanlar da iki defa toplumu kandıramayacak. Bütün bu iddialarla aday adaylığımı karar verdim. İlçe başkanım sağ olsun ilk istişareyi onunla yaptık. O da biraz önce sizin de huzurunuzda söylediği gibi bize destek olacağını, bu çalışmada Beykoz'da böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu, benim her ne kadar bir AKP geçmişim olsa da Akçeli işlere ulaşmadığını bildiğini, dolayısıyla o yamyam takımıyla hiç işim olmadığını bildiğini söyledi. Dolayısıyla yanımda olacağını söyledi. Ben huzurlarınızda tabii bu benim için çok önemliydi. İlçe başkanı deseydi ki Erdal'cığım sen dur, şu an başka işler yapacaksın, onları yapalım deseydi biz yine ilçe başkanımıza rağmen bu yola çıkmayacaktık. Çünkü baş başa baş padişaha bağlı derler büyüklerimiz. Öncelikle ilk aşama buydu. Arkadaşlar neden milletvekili olmak istiyoruz? Aslında hayatın her alanında yaptığımız işi iyi yaparsak hem kendimize hem ailemize hem de topluma en iyi hizmeti vermiş oluyoruz. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi toplumda seviyeyi bu AK Parti o kadar çok düşürdü ki eğitimli olmak artık bir yerlerde sorgulayacağınız için dezavantaj. Cahil, okumamış, kitaplarla arası iyi olmayan insanlar görev alıyorlar. Sadece el kaldırıp indirilecek insanlar isteniyor. Ben 25 yıldır avukatlık yapıyorum. Özellikle son 10 yıldır zaman zaman televizyon programlarında, hukuk programlarına davet ediliyorum. Orada kendi kanaatimizce, kendi bilgimiz çerçevesinde bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun ben meclisteki arkadaşlarımızla takip ediyorum. Siyaseti sıkı takip eden biriyim. Bir gazeteci hassasiyetiyle olmasa bile kendi çapında. Yani siyasette iyi insanların, dürüst insanların, liyakatlı insanların da yer alabilmesi lazım. Çok sevdiğim bir söz var. İsmet Paşa diyor ki bir ülkede namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmazlarsa o ülke kurtulamaz diyor. Bizler de İyi Parti Cesurlar Hareketi
bize bu yolu açtığı için o yoldan yürümek istiyoruz. Amacımız Beykoz'u, özellikle orayı, orada Beykoz'u temsil etmek, Beykoz'un bir milletvekili olmak, Beykoz'da yaşayan 253 bin kişinin her birinin her an ulaşabileceği bir olmak hedefimiz var. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyorum. Teşekkür ediyorum.